Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Çevre ile ilgisi var mı? Şehircilikle ilgisi var mı? İklim değişikliğinin neresinde? Şimdi size birkaç örnek vermek istiyorum. Yeşil alanların imara açılması, parsel bazında plan uygulamaları, rant odaklı imar kararları, belirli kişi ve gruplara çıkar sağlamaya dönük imar çalışmaları. İşte birkaç örnek. Kadıköy 421 ada 286 parseli ticari alan açıyorsunuz. Mahkeme iptal ediyor. Beykoz Dereseki'de şimdi gösteriyorum. Bakın arkadaşlar, yemyeşil bir alanı imar açıyorsunuz. Mahkeme iptal ediyor. Göktürk'te 1200 dönümlük bir imar parseli uygulama görmüş. Yeşil alana, spor alanına terk edilmiş olan alanları Demirören grubunun büyük medya transferi yaparken Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık kredinin karşılığı olarak ipotek kabul ediyorsunuz. Değerli milletvekilleri, değerli AK Parti grubu, 2010 yılında 14 milyon dolara alınan bir arsayı 2017 yılında bu arkadaşlar tam 315 milyon dolara Ziraat Bankası'na kamulaştırdılar. Sayın Ağbaba, dünyanın neresinde var 7 yılda dolar cinsinden 22,5 kat kar? Değerli arkadaşlar, imar planı yapılıyor, mahkeme iptal ediyor. Bu bakanlık iptal edilen planlı kurum görüşlerini öylesine hızlı alıyor ki pazartesi günü iptal edilen planı perşembe günü yeniden askıya çıkarıyor. Gecekondu mahallelerinde 10 yılda yapılmayan planlar bu bakanlığın iktidarında çıkar grupları için 4 gün içinde imar planlarını askıya çıkarıyorlar. Sonra mahkeme bir daha plan iptal ediyor. O zaman gelsin kamulaştırma. Kamulaştırılan bu araziyle ilgili olarak bir uygulama yapıyorsunuz Sayın Bakan. Kamuya terk edilmesi gereken yeşil ve spor alanlar kök tapu, kök parsel üzerinden yeniden parsel numarası alarak yeniden imar planlarıyla imar açılırsa bunun yaratacağı tahribatı öngörmek mümkün değildir. Israrla ve inatla bunu size söyledik. Bu bir yanlıştır. 1200 dönümlük kök parsel üzerinden neredeyse 1100 dönümünü imar açmış oldunuz. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bir de üzerinde golf yapılan golf topunun deliğe girmesinden başka bir risk taşımayan alanları gittiniz, riskli alan aldınız, rezerv konut sahası ilan ettiniz ve bu alanlarda rezerv konut sahasında 3 milyon dolara, 5 milyon dolara konut üretip yandaşlarınıza satacaksınız. Nerede halk? Nerede deprem riski taşıyan ve barınmak için yeni konuta ihtiyacı olan insanlar? Değerli arkadaşlar, Seyrantepe, İstanbul polis lojmanları vardı. Polislerin 1000 liraya, 1100 liraya barındıkları lojmanlar vardı. 1500 lojmanı yıktınız. Bir plan geçirdiniz. Şimdi orada bir inşaat yapılıyor. Satış fiyatları 3 artı 1 daire 30 milyonla 50 milyon arasında. Sayın Akın, bir polis memuru, eşi de polis memuru, memuriyete başladı. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl çalışsa, bir tek simit yemese, para biriktirse bu lojmanlarda yapılan konutlardan 3 artı 1 daireyi satın alamaz. İşte bu AKP iktidarının halka reva gördüğü sosyal konut anlayışı budur. Şehirlerimizi, kentlerimizi, merkezlerimizi Suriyeli ve göçmenlerle çöküntü alanına dönüştürdünüz. İstanbul'un tarihi yarımadasının kimliğini, kültürünü ortadan kaldırdınız. Şimdi yapılması gereken nedir? Bu tür alanlarda riskli yapı stokuna girmiş, artık yaş haddi dolmuş olan konutlarla ilgili uzun vadeli, düşük faizli kredilerle bu emekli insanların evlerini dönüştürmesine fırsat yaratmak gerekiyor. Yani kaynakları rantiyeye değil, kaynakları emeklilere, işçilere, yoksullara vermek, kendi halkına vermek gerekiyor. Bir başka olay da şu. Bu dağıttığınız toplu konutlarda konut almak için vatandaşlığa geçenlerden kaç
tamamlayın sözlerinizi. Değerli arkadaşlar, Taksim Gezi Parkı'nda yitirdiğimiz bütün canları saygıyla anıyorum. Uydurulmuş mahkemelerde haksız yere tutukladığınız Mücella Yapıcı'yı, Çiğdem Mater'i, Mine Özerden'i, Can Atalay'ı, Tayfun Kahraman'ı, Hakan Altınay'a selam olsun. Sizi asla yalnız bırakmayacağız. Yine Ankara'nın yağmalanmasına, Togo Kuleleri gibi çarpık kentleşmeye karşı çıkan Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ı uydurma kararlarla memuriyette attınız. Oda üyesi Ali Atalı disiplin kurulu kararıyla memuriyetten attınız. Buradan herkes bilsin ve duysun ki bu iktidarın almış olduğu bu insani olmayan kararları seçimden sonra derhal yok hükmünde sayacağız. Bu insanlar haklarını geri vereceğiz. Hepiniz. Evet.